Merhaba dostlar. Bugün burada bu açıklama artık zorunlu ve acil bir hal almıştır. Çok şaşkınız. Terminal alanı üzerinde kamuoyu yani vatandaşı yok sayarak tek elden alınan karar ve fısıltı gazetelerine göre dönen dolaplar, önce belediye eliyle konut yapacağı söylenen, devamında ise satılarak betonlaştırılacak görünüyor. Öyle ki ihale şartnamesi tüm ilçe sakinlerini yok sayarak hazırlandı. Hacı Bektaş'ta yaşayan dostlara sormak akıllarından dahi geçmedi mi? Konut veyahut başka bilinmeyen yapıların buraya göz dikilmesi söz konusuyken biz Hacı Bektaş sakinleri ve sevdalıları olarak bu alanın derhal satışından vazgeçilmesi, park ve yeşil alan olarak tüm kamunun faydalanacağı bir alan olarak hayata kazandırılmasını talep ediyoruz. Belediye başkanını yukarıdan inme bu kararını iyiye yorarsak artık ilçe yönetiminin mantıklı kararlar almadığını, çözüm üretemeyen ve verdiği sözleri yerine getiremeyen bir yönetime sahip olduğunu düşünebiliriz. Bu kararı kötüye yoracak olursak, bu alan için rant hesaplarının ve planlarının yapıldığını ve buna da bilerek yahut bilmeyerek belediye başkanının alet olduğunu söyleyebiliriz. Birilerinin kazancının ve rantının gölgesinde kalan asıl konu ise bu alanın halkın elinden alınıp paraya köle edilmesi. Biz sizin kuralsız şehir ve insan haklarını saygısız ve kamu kaynaklarının kimin için kullandığınızı bilmediğimiz bu işlerinizi tanımıyoruz. Bu ihale kararınızı tanımıyoruz. Acil bu durumdan vazgeçip park olarak planınızı düzeltin. Dün hayatını Gezi Parkı eylemlerinde kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın resimlerini paylaşıp onu anan belediye başkanı bu ikiyüzlülükten vazgeç. Eğer çözemediğiniz bir yönetim sorunuz varsa bunu halka açık seçik paylaşın. Bu alanı satmayın. Sorunu hep beraber çözelim. Hacı Bektaş betonlaşmamalı, yeşil kalmalıdır. Tüm Hacı Bektaş sevdalarına saygı ve sevgilerimizle. İnsanın cemali sözünün güzelliğindedir.